Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi geldik dönüşüm geometrisine. Dönüşümleri öğreneceğiz dostlarım. 12. sınıf müfredatıdır bu kısım. AYT'de çıkar kardeşim. Mutlaka her sene bir tane soru sorarlar bu konuyla ilgili. 3 tane dönüşümümüz var. Öteleme, dönme ve simetri şeklinde. Ben tek tek hepsini anlatmaya çalışacağım. Bol da soru koydum hepsiyle ilgili dostlarım. PDF'yi indirin. Öttürün gitsin kardeşler. Hadi vira bismillah diyelim ve öteleme ile başlayalım. Şimdi öteleme T harfiyle gösteriliyor dostlar. Önce bunu bir söyleyelim. Şimdi belki de içlerinde en basit olanı budur dostlarım. Yani ben şu anda sana hiçbir şey anlatmasam sen ötelemeyi bütün sorularını takır takır çözersin inan bana. Ben sadece sana şundan bahsedeyim olayı bitirelim kardeşlerim. Şimdi bir noktayı şöyle bir koordinat düzlemi çizeyim. Şurada bir A noktası var diyelim. İşte X virgül Y olsun bu nokta. Bir noktayı sağ tarafa doğru ötelemek, X ekseni boyunca ötelemek demektir arkadaşlarım. Sağa doğru ötele dediğinde X ekseni boyunca ötele demek, pozitif yönde ötele demek. Bunların hepsi söylenebilir dostlarım. Ve kaç birim öteliyorsan, atıyorum 2 birim öteliyorsun. O zaman yeni nokta, A üssü diyelim buna, apsisine 2 ekleyeceksin dostum. İşte x artı 2 olacak. Ordinatta bir değişiklik yok. 2 birim sola ötele derse bu durumda da, 2 birim sola ötelediğinde de apsisinden 2 çıkarıyormuşsun. X eksi 2 oluyormuş dostum. Mevzu gayet basit. Y'de bir değişiklik yok. Yukarıya doğru ötele derse sana, bu durumda da y'de değişiklik olacak. Yukarıya doğru ötelediğinde y'ye ekleme yapacaksın. Aşağıya doğru ötele dediğinde de y'den çıkarma yapacaksın. Yani aşağıya doğru 2 birim ötele dediyse sen bu noktanın apsisinde hiçbir değişiklik olmayacak. Ordinatından 2 çıkartacaksın dostum. Yukarıya deseydi ordinatına 2 ekleyecektik diyor. İşte burada onu anlattık dostlar. Burada da kardeşlerim bakın matematik dilinde gösteriminden bahsetmişim. Bunu da bir duymanız, bir görmenizde fayda var. Bakın burada bir A noktasını şu doğru, bu vektör boyunca diyebilir arkadaşlarım. AB vektörü boyunca öteleyin demektir. T harfi öteleme demekti. Bu ne demek? A'nın apsisine vektörün apsisini, ordinatına vektörün ordinatını koy demek. Yani A birim sağ, B birim sola B birim yukarı ötele demektir dostlarım. İşte A birim sağ taraf, B birim yukarı taraf gittik. Bu da tabii ki işte sola ve aşağıya öteleme muhabbeti aynı şey arkadaşlarım. Bakın T öteleme demek. Bu kaç birim öteleceğini gösteren vektör. Bu da hangi noktayı öteleceğini gösteren şey. A'yı öteliyormuşum. A'nın koordinatlarını eksi dediği için sola doğru öteliyormuşum. A birim sola, X'ten A çıkartacaksın. B birim aşağıya, Y'den B çıkartacaksın gibi. Evet, ötelemenin basit olduğunu söylemiştik. Direkt sorularını çözüyorum dostlarım. Analitik düzlemde K noktasının 4 birim sağ. Bak, 4 birim sağ tarafa ötelersen X'e 4 ekleyeceksin. Yani 5'e 4 ekledim. 3 birim aşağı, aşağı doğru öteleceksek de Y'den 3 çıkartacağız. İşte 9'a 4 noktasıymış görüntüsü yani L. Olduğuna göre K ile L arasındaki uzaklığı soruyor bize. Gayet kolay 2 nokta arası uzaklık yapacağız hemen. X'ler farkı 5'ten 9'u çıkartacağım dostlarım. Eksi 4 karesini alacağım 16. Y'ler farkı 7'den 4'ü çıkartacağım dostlarım. 3 karesini alacağım 9. Bu da 25'ten 5 geldi diyeceğiz. Şuna bakalım. Analitik düzlemde noktasının 3 birim sola 2 birim yukarı ile ötelenmesiyle oluşan görüntüsü ne olur diye soruyor bize. 3 birim sol. Demek ki X'ten 3 çıkartacağım. 5'ten 3 çıkarttım 2. 2 birim yukarı demek ki y'ye 2 ekleyeceğim. Eksi 4'e 2 ekledim. Eksi 2. 2'ye eksi 2'ymiş yeni noktamız dedik. Geldik şu sorularımıza dostlarım. 3 ve 4'e. Dik koordinat düzleminde verilen üçgeni nasıl ötenilirse ağırlık merkezi
orijine ötelenmiş olur. Şimdi önce bir ağırlık merkezini bulalım bu keratanın G'yi. Nasıl buluyorduk? 3 köşeyi topla 3'e böl. Toplayalım 8, 3 daha 11, 10 daha 21, 3'e bölüyordum 7. 13, 5 daha 18, 3 daha 21, 3'e bölüyordum 7. Bak burası 7'ye 7. Demek ki orijine getireceğim ya ben bunu. 7 birim sol tarafa, 7 birim de aşağıya ötelersem orijine getiriyorum dostum. 7 sol, 7 aşağı. İşte A şıkkında var. 7 sol, 7 aşağısı benim işimi hallediyormuş. Şuna bakalım. Köşe koordinatlarından 3'ü verilen karesi kaç birim sola ötelenirse y ekseni karenin alanını iki eşit alana ayırır. Pekala hocam. Bunu da söyleyelim. Şimdi iki eşit alana ayırması için tam G'den geçmeli. Yani kare öyle bir kıvama gelmeli ki şöyle bir şey olmalı. Tam şurası karenin ağırlık merkezi buraya gelmeli. Yani buradan buraya ötelemeliyim ben bunu dostlarım. Ne kadar ötelemeliyim diye soruyor. O zaman önce bir G'yi bulalım. G A ile C'nin tam ortası değil miydi dostlar? Toplayıp 2'ye böleceğiz o halde. 9 ile 3'ü topladım 12, 2'ye böldüm 6. 10 ile 4'ü topladım 14, 2'ye böldüm 7. Bak G'nin, şuradaki G'nin Y ekseni üstüne gelmesini istiyor. Şu kadar ötelenmesini istiyor. E burası G'nin apsisi değil mi? 6. 6 birim sola ötelersem G Y ekseni üstüne gelir ve alanda 2'ye bölünür dostlar. Şuna bakalım. Analitik düzlemde köşe koordinatlarından ikisi A ve B, yok A ve C olan ABCD paralel kenarı M birim sağa, M birim yukarı ötelendiğinde görüntüsünün ağırlık merkezi G 7'ye 6 noktasına geldiğine göre. Şimdi ABCD paralel kenarı şöyle değil mi dostum? A, B, C, D. Ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıydı. Yani tam ortasıydı köşegenin uzunluğunun. G burada. Peki G aslında A ile C'nin ortası değil mi dostlarım? Hadi G'yi bulalım, toplayıp 2'ye bölelim. 5 ile 1'i topla 6, 2'ye böl 3. Eksi 2 ile 4'ü topla 2, 2'ye böl 1. Bak G'yi bulduk. Şimdi ben bu G'yi M birim sağa, N birim yukarı ötelendiğimde ağırlık merkezi 7'ye 6 oluyormuş. 7'ye 6. Demek ki kaç birim sağ tarafa ötelemişim 7 olması için? 4 birim sağ. Kaç birim yukarıyı ötelemişim 6 olması için? 5 birim yukarı. İşte mevzu bu. M ile N'in toplamını soruyor. 9 geldi. Biri 4, biri 5 olduğu için. Diyor ki analitik düzlemde denklemi ile verilen doğru 3 birim sola, 2 birim yukarı öteleniyor. Buna göre doğrunun görüntüsünün x eksenini kestiği noktanın apsisi kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Şimdi biz bunu zaten fonksiyonlarda falan öğrendiniz arkadaşlarım. Fonksiyonların ötelemesi konusunda. Biz bir kez daha şurada anlatalım bunu dostlarım. Şimdi bir doğruyu sola ötelemek, x ekseni boyunca ötelemek ve negatif yönde ötelemek. Şimdi negatif yönde 2 birim ötele, yok kaç birim? 3 birim ötele dediği için ben x gördüğüm yere denklemde x artı 3 yazacaktım. Negatif dediğinde artı 3. Eğer ki ne diyordu bir de? 2 birim yukarı. Y yerine de y eksi 2. Yukarı demek pozitif yön demektir. Pozitif dediğinde de eksilisini yazıyordum aslanım. Y eksi 2 yazıyormuşum y gördüğüm yere. Böylelikle doğrunun ötelenmiş görüntüsünü buluyoruz dostlarım. Şimdi x yerine hemen x artı 3 yazıyorum. Artı y yerine y eksi 2 yazıyorum. Eksi 8 eşittir 0 diyelim. Buradan 2x artı 6 artı y eksi 2 eksi 8 eşittir 0. 2x artı y 6'dan 2 çıktı 4. 4'ten 8 çıktı eksi 4 eşittir 0 oldu. X eksenini kestiği noktayı soruyor. Y'ye 0 verecektik. Demek ki 2x eşittir 4 olacak. X eşittir 2 de kesiyormuş dedim. Paketledim geldi dostlarım. Hadi devam. Geldik dönmeye. Zevkli bir konu, kolay bir konu. Şimdi bir noktayı bakın şöyle P noktasını alfa derece döndürerek P üssü yapıyoruz.
Şimdi bunun bir formülü var arkadaşlar. Ama ben daha bu formülü hiç kullanmadım dostlar. Haberiniz olsun. Formül de burada. Dönme R harfiyle gösteriliyor. Bunu bir söylemiş olalım. Bakın şuraya alfa derece döndürün diyor. Üstüne pozitif yönde derse pozitif, negatif yön derse eksi artı işaretleri yapacak dostlarım. Ve şöyle bulunuyormuş. Bize verilen hangi noktayı döndüreceksek, x noktasını mı döndüreceksin? X, y noktasını. Bunun apsisiyle kosinüs alfayı, ordinatıyla da sinüs alfayı çarpıp çıkartıyormuşuz. Bu bize dönmüş halinin apsisini veriyor. Yani x üssünü veriyor. Sonra yine noktanın apsisiyle sinüs alfayı, ordinatıyla kosinüs alfayı çarpıp toplarsanız da diyor dostlarım, bu da size ordinatını veriyormuş. Evet, yeni noktamız bu oluyormuş yani. Şimdi ben bundan ziyade şunu ezberlemenizi çok isterim dostlar. Bir noktayı, sadece şunu bakın. Bir noktayı, şöyle XY noktasını pozitif yönde 90 derece döndürdüğümde başına ne geliyor? Bunu ezbere bilmen benim için yeterlidir. Şu geliyor başına dostlarım. X ile Y yer değiştiriyor. Sadece buradaki Y, hani x'in yerine gelirken bir de işaret değiştiriyor dostum. Olay bu. Sadece bunu bilin dostlar. Bak, bunun 180 derece olanı var. 270 derece olanı var. Bunun pozitifi var, negatifi var. Ben diyorum ki bunları ezberlemek yerine sadece pozitif yönde 90 dereceyi ezberleyin. Geri kalanın hepsi çıkıyor zaten bundan dostlar. 180 derece mi dedi? 2 defa 90 döndürürsün. 270 derece dedi. 3 defa 90 derece döndürürsün kardeşim. Olay bu. Şurada da yazdım mesela. Bak, o söylediğim ifadeyi. Şimdi tabii biz mevzuyu sorularda çok daha iyi anlayacaksınız. Her soruyu dikkatlice dinleyin dostlarım. Dik koordinat sisteminde noktası orijin etrafında saat yönünde 180 derece döndürülerek B noktası elde ediliyor. Şimdi bak, ben A'yı bir 90 derece döndüreceğim. A üssünü bulacağım. Sonra bir kez daha 90 derece döndüreceğim. B'yi bulacağım dostlarım. İki kez 90 döndürdüğümde 180 derece döndürmüş oluyorum. Bir de bu 180'in dostum, hani şöyle düşünün. Şimdi şöyle, şuradaki noktayı mesela, şu noktayı 180 derece döndürürsem, şuradaki noktayı mesela 180 derece döndürdüm, negatif yönde döndürürsem de böyle, pozitif yönde döndürsem de aynı şey oluyor değil mi dostlarım? Aynı noktaya geliyor. O yüzden 180 derece döndürmede pozitif negatifliğe bakmanıza gerek yok. Şimdi peki, bir kere 90 döndürelim. Neydi bu? 5'e eksi 1. Neydi kural? Yer değiştir, eksi 1 ile 5 yap. Ama Y buraya gelirken işaret değiştirecek. Artı 1 oldu. Şimdi bir 90 daha döndürüyorum. Yer değiştir, 5 ile 1 yap. Ama Y bu tarafa gelirken işaret değiştirdi. Eksi 5'e 1 oldu. Bana da bunların toplamını soruyor. Eksi 4. Hadi şunu halledelim. Dik koordinat sisteminde verilen dördeki noktasının pozitif yönde 90 derece A üssü elde ediliyor. A üssünün koordinatları nedir? Şekille işim yok dostum. Neymiş? Pozitif yönde 90 derece döndürüyorum. Bakın hemen 90 döndürünce ne oluyordu dostlar, yeni noktamız? Yer değiştir, 2 ile 4 yap. Ama Y buraya gelirken işaret değiştirecek. Eksi 2'ye 4 olacak dostlar. Olayı bitirelim hemen. Evet, şimdi üçüncü sorumuz. K noktası 2 birim sağ deyince x'e 2 ekliyorduk, 9. 4 birim aşağı, y'den 4 çıkarıyorduk, 0. Aşağı ötelendikten sonra, tamam, orijin etrafında negatif yönde 270. Şimdi dostlar burayı da söyleyelim, bakın. Şimdi bir noktayı negatif yönde, negatif yön demek saatle aynı yön. Negatif yönde 270 döndürdüğümde aha buraya gelir. Bak, buradan başladım. Şurası 90, 90, 90. 3 tane 90 dönüyor değil mi? 270. Ben diyorum ki pozitif yönde 90 derece döndürsem de aynı yere gelmeyecek mi kardeşim? Yani negatif 270 döndürmek pozitif 90 döndürmekle aynı şey.
O zaman ben bunu pozitif yönde 90 derece döndüreyim. 0 ile 9, y buraya gelirken işaret değiştirecek. 0'ın işareti olmadığı için 0'a 9'dur diyorum. Şuna bakalım. Noktası orijin etrafında saat yönünde. Saat yönü demek yine negatif yön demektir dostlarım. 270. O zaman biz pozitif yönde 90 döndürecektik. Az önce söyledik. Pozitif yönde 90 döndürürsem 4'e eksi 3 olur. Yer değiştirdiğimde. Ama y buraya gelirken işaret değiştiriyordu. Eksi 4'e eksi 3 olur dostlarım. Evet, cevabımız çıktı. 5'e bakalım. Analitik düzlemde noktasının noktası etrafında pozitif yönde 90 derece döndürülmesiyle diyor. Bak, güzel soru. Şimdi biz hep orijin etrafında döndürdük, değil mi? Bu sefer de bir başka nokta etrafında döndür diyor. Bak şöyle. Nerede bu? A burada. Heh, 5'e 4. Şimdi ben bunu pozitif yönde, yani saatin tersi yönde 90 derece döndüreceğim. Şöyle bir hal alacak arkadaşım bu. A üssü buraya gelecek tabii ki. 90 derece döndürünce. Ama işte başka bir nokta orijin olsaydı şu B, biliyordum ne yapacağımı. 90 başka bir nokta olunca bilmiyorum şu anda ne yapacağımı. Peki o zaman ne yapacağız öğretmenim? Biz bunu şu B noktasını önce orijine öteleyeceğiz. Yani şu şekli komple orijine öteleyeceğiz. Orada soruyu çözeceğiz. Sonra tekrar eski haline getireceğiz. Peki biz B'yi orijine ötelersek B noktası 0'a 0 olması için ne yapmış olurum ben? Bak x'ten 2 çıkarttım. O zaman bunda da çıkarıyorum 3 oldu. Y'den 1 çıkarttım. Bundan da çıkarıyorum 3 oldu. Şimdi bunu 90 derece döndürüyorum. Orijin etrafında yer değiştiriyorduk ve buradaki işaret değiştiriyordu. Bu hale geldi. Tabii şimdi bu cevap değil asla. Çünkü biz ne yaptık? Öteleme yaptık. Şimdi tekrar geriye alıyorum ötelemeyi. Ne yapmıştım arkadaşım? 2 birim çıkarttım, değil mi? Şimdi tekrar 2 ekleyeceğim. Eksi 3'e 2 eklersem eksi 1. 1 çıkartmıştım. 1 ekliyorum. 3'e 1 eklersem 4. Eksi 1'e 4 doğru cevaptır. Bak yine aynı muhabbet kardeşim. Bir noktayı başka bir nokta etrafında 180 derece döndürünce elde edilen yeni nokta aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi dostum, şurada öğrendiğin gibi bunu da öyle çözebilirsin. Yani önce bu noktayı orijine 0'a 0'a ötelersin. Tabii bunu da o durumda orijine öteleyeceksin. Bu ikisinin arasındaki muhabbeti yapıp sonra tekrar geriye öteleyebilirsin. Bak bu bir çözüm yolu. Burada öğrendiğin, yaptık aynısını. Ama derecemiz 180. İşimiz biraz daha kolay arkadaşlar. Bak şimdi. Şimdi şurada A noktası olsun, şurası B olsun. Ben bu A'yı B'nin etrafında 180 derece döndürüyorum. Bak döndürdüğümde şuraya gelir kardeşim B. A'nın yeni hali burası olur. Ve AB üssüne, BA üssüne eşit olacağından aslında B orta nokta oluyormuş bak. Demek ki şöyle göstereyim şunları da eksi 4'e eksi 2. O zaman ben orta nokta formülünden çok rahat çözerim soruyu. Ya da bak şöyle yapalım. Eksi 3'ten eksi 4'e 1 azaldı. 1 de ben azaltayım eksi 5. 2'den eksi 2'ye 4 azaldı. 4 de ben azaltayım eksi 6. Eksi 5'e eksi 6 pat diye de bulabilirsin dostum. Yeter ki hani ne sormak istediğini anla. Gerisi her türlü oluyor zaten. Evet, tamamdır. Şimdi bir saniye telefona bakayım şöyle. Devam. 7. sorumuz. Dik koordinat sisteminde verilen noktası orijin etrafında pozitif yönde 150 derece döndürülüyor. Tamam hocam. Buna göre P noktasının yeni koordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi gelin bunu orijin etrafında pozitif yönde, yani saatin tersi yönde 150 derece döndürelim. Önce şu noktayı bakın hemen. Şurası ordinatı 2. Şurası apsisi 2 kök 3. Bak Pisagor yaparsam şurayı 4 bulduğunu fark edeceksin dostum. 12, 4 daha 16'dan 4. Demek ki burası 30 dereceymiş kardeş. Meğersem biz 30 dereceden bahsediyormuşuz. Burası 30, burası 60'mış. Şimdi ben bunu 150 derece bu tarafa doğru döndürdüğümde bu tam şuraya gelecek kardeşim benim şu OP dediğim yer. Burası olacak. OP üssü olacak.
Çünkü şurası zaten 150. Hani P'yi ben tuttuğum 150 derece döndürdüm de buraya gelmeli. Peki boyu değişir mi? Hayır. Bak elinde tuttuğun kalemi sabaha kadar çevir. Boyu değişir mi? Değişmez tabii ki. Burada da boyu 4 olacak. O halde P üssü noktası ne oldu? Bak x'in üstünde y'si 0 oldu. Apsisi de eksi 4 değil mi dostlarım? Eksi 4'e 0 benim aradığım doğru cevap olacak. Evet, yine bir noktayı orijin etrafında 120 derece döndürülmesiyle oluşan A üssü noktasıdır. A üssü uzunluğu kaçtır? Bak dostum hiç korkma. Ne yapacağız şimdi gör. Şimdi elimde bir A noktası var. Neyin etrafında döndürüyordum? Orijin etrafında. Orijin de burası olsun. Kaç derece döndürüyorum? 120 derece döndürdüm. Aha 120 derece döndürürsem de şuradan şuraya gelsin. 120 dereceymiş. A üssü oldu. Peki o A'nın boyu değişti mi? Hayır, değişmedi. A noktası 5'e 12. Peki o A uzunluğu 5, 12'den 13. Burada da 13. Bana da A ile A üssünü soruyor. Bak nasıl bir üçgen çıktı? 120, 30, 30 üçgeni. Neydi 120'nin karşısı? Bir kenarın kök 3 katı 13 kök 3. Hadi şuna bakalım. Yine PP üssünü soruyor bu sefer de bize dostlarım. Bak şöyle yapalım şimdi. Şimdi bizim neyin etrafında? Orijin etrafında. Şurada bir P noktamız var. 2 kök 5'e 4. Şimdi hemen ikisi arasındaki uzaklığı bulalım. Karesi 20, karesi 16, 36'dan 6. Ben bunu pozitif yönde döndürüyorum şöyle. Kaç derece döndürüyormuşum? 60 derece döndürdüğümde P üssü oluşuyor. 60 derece. Peki boyu değişti mi? Hayır, 6. Bize de şurayı soruyor dostum. Bak ne çıktı burası? 60'sa bunlar da 60-60 eşkenar üçgen. O halde PP üssü de 6'dır. Yapıştır gelsin. PP üssünü soruyor yine. Bu sefer de 180 derece. Bak orijin burası olsun. P noktası burada. 180 derece döndürürsem şuraya geliyor P üssü. Burası bakın ne çıktı yine orta nokta. P ile P üssü arasındaki mesafeyi soruyor. P'nin 4'e eksi 2 olduğunu hemen 0'a 0'la arasındaki uzaklığı bulalım. 16, 4 daha 20, 2 kök 5. Bu da 2 kök 5, 4 kök 5 oldu P, P üssü. Orijin etrafında 90 derece döndürüldüğünde P üssü noktası oluşuyor demiş bize dostlarım. Bak alanı soruyor bize dostlar. Şöyle yapalım. Hiç P üssünü bulmakla uğraşmayacağım. Bakın orijin burada. P burada ve 4'e 6. Hemen Pisagor yapıyorum. 16, 36 daha 52, 2 kök 13 geldi. Bunu diyor orijin etrafında 90 derece döndürürsen P üssü oluşur diyor. Bana da bu P üssünün şeyini soruyor. Bu üçgenin alanını soruyor dostlarım. Peki boyu değişti mi? Hayır. Yine 2 kök 13 olacak. Burası da 2 kök 13. Şimdi dik üçgenin alanı 2 kök 13 çarpı 2 kök 13 bölü 2. Şunlar gitsin. Şurası 13 yapar. 2 ile de çarptım. 26 geldi dostlarım. Evet. Analitik düzlemde verilen T noktasının orijin etrafında pozitif yönde 150 derece döndürülmesiyle oluşan görüntü T üssü. T üssü noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Hemen bir koordinat düzlemi çizelim. Şimdi kök 3'e 1'miş dostlarım. Şöyle gösterelim. Orijin etrafında döndüreceğiz. Bir kere şurası 1, şurası kök 3, burası da 2 yaptı. Bak ne çıktı yine? 30, 60, 90 üçgeni. 30 burası. O halde ben bunu 150 döndürürsem benim yeni noktam yani şu adam şuraya gelmiş oldu dostlarım döndürünce. T üssü burası oldu. Şurası da T. Çünkü 30 buradaysa şurası zaten 150. Peki boyu değişecek mi? Hayır. Yine 2 olacak. O halde eksi 2'ye 0 noktasıdır. Doğru cevabımız dedik. Noktası 45 derece döndürüldü. B üst noktası elde ediliyor. Alan AOB. Bak yine muhabbet aynı. Şimdi burası orijin. Ben bu A noktasını 45 derece döndürdüm. B yaptım. Şurası 45 dereceymiş. Peki A eksi 1'e 7.
Hadi boyunu bulalım. 49 bir daha 50. 5 kök 2 yapar burası. Boyu değişmeyeceğinden 5 kök 2 de burası geldi. Bu üçgenin alanını soruyor. Gelin sinüs alan bağıntısı yapalım. 1 bölü 2 çarpı 5 kök 2 çarpı 5 kök 2 çarpı sinüs 45. Kök 2 bölü 2. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2'yi götürür. 5 kere 5 25 kök 2 bir de bölü 2'miz var. Evet, simetriye kadar geldik dostlarım. Simetriyi de ayrı bir videoda anlatmaya çalışalım. Hadi burada durdurdum videomuzu kardeşler. Görüşmek üzere.